Değerli basınmanın Türk mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. Şimdi her şeyden önce tabii ki çok üzgünüz. Hele benim en çok üzüldüğümde aldığımız mağlubiyet tabii ki üzüyor ama esas ben taraftar üzüldüm. Çünkü gerçekten mükemmel bir taraftar kitlesi vardı. Herkes de çok şeyler bekliyordu oyuncu arkadaşlarımızdan. Ben de bekliyordum. Hepsinden çok daha iyi oyuncaklarını, çok daha güzel şeyler yapacaklarını. Ama maalesef beklentimizin çok altında bir oyun oldu. Çok altında arkadaşlarımız oynayamadı. Kapasitelerinin çok çok altında oynadılar. Biz de tabii ki kenardan elimizden geldiğince değişiklikleri yapmaya çalıştık. Ama tabii bu bir mazeret değil ama işte maçın sonlarına doğru, işte ilk yarının sonlarına doğru hem Getson hem de Umut'un sakatlanması çok kötü oldu. Zaten elimizde oyuncu yok. Onların yerini dolduracak oyuncu da yoktu. Sol bekimiz örnek. Ya onun için tabii ki yani işin gerçeğini söyleyeyim, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ben böyle bir oyun beklemiyordum arkadaşlarımızdan ama maalesef istemediğimiz şeyler oldu yani. Doğan Bey sizle başlayalım. Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi. Hocam geçmiş olsun öncelikle. Göreve gelmeden önce bir süre Beşiktaş'ı tribünden takip etme fırsatı buldunuz. Biz de yakından biliyoruz bunu. Kulübe indiniz, sonra teknik direktör oldunuz. O iki dönem arasında tribünden gördüğünüzde, içeride gördüğünüz hani oradaki senaryo nasıl? Oradaki eksik veya bizim bilmediğimiz neler var? Nasıl tespit ettiniz? Arkadaşlar şimdi ben bazı şeyleri söylüyorum. Maalesef sizi de kastetmiyorum. Yani bazı arkadaşlarımız da yanlış yapıyorlar, yanlış konuşuyorlar, yanlış yorumluyorlar. Ben diyorum ki ya takım sakat diyorum. İnanmıyor kimse. Ben o zaman size söyleyeyim. Ben oraya gittiğimde, ilk oraya gittiğimde 10 tane sakat vardı. Yani öyle sakat vardı. Aradan Allah'tan milli maç arası vardı. Hem orada tedavilerini ettirmeye çalışıyorduk oyuncu arkadaşlarımızın. Yani hem de çalıştırmaya çalışıyorduk ama çalıştıramadık. Bakın benim daha burada bir ayım olmadı. Bir ayım bile de olmadı bende. Ha ben bu takımla bir sezon başı hazırlık dönemi geçirsem olay daha farklı olurdu. Belki de bu takımın yarısı olmazdı. Belki de yani. Yani onun için... Yani şimdi siz söyledikçe, sizin dediğince gelince de tabii ki buradan baktığın zaman takım olarak seyrediyorsun. Ama takımın içine girdiğin zaman ummadığın şeyler karşına çıkıyor. Yani ama ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması gerekiyordu. Yani bunun üstünde göstermeleri gerekiyordu kendilerini, oyuncu arkadaşlarımızın. Ama maalesef dediğim gibi yani istediğim bir şey de olmadı. Çalışmaya geldiği zaman biz zaten... Aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değil ve ikincisi de antrenman yaptıramadık onlara doğru. Çünkü diyorum ya sakat. Şimdi sizlere herkes söylemiyorum ama herkes de ben bunu söyleyince bir şey zannediyorlar. Mazeret, ben gerçeği söylüyorum yani. Yani benim normalde sakat oyuncuları söylemeye bir şeyim yok. O kulübün doktoru var. Her şeyi var. Yani siz öyle söylediğiniz için dedim yani. Ama yani bu maçta da çok şeyler beklediğimiz arkadaşlardan da maalesef istediğimiz verimi alamadık. Dediğiniz gibi yani birbiri yakaladık, içeri bir girdik. Daha iyi olması gerekirken işte bazı sıkıntılardan dolayı maalesef istediğimiz şekilde olmadı yani. O gün Şahinoğlu. Bugün Şahinoğlu Sabah Gazetesi. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Bu sezon başından bu yana Beşiktaş'ın kaybettiği maçlara baktığım zaman 3 tanesi zaten ezeli rakipleriyle. Adana Demirspor var, Antalya Spor var. Zorluk düzeyi yüksek olan maçlarda galibiyeti yok açıkçası. Bu oyuncu grubu sakatlığı olmasa, sağlıklı da olsa sizce kaliteli ve yarışabilecek bir oyuncu grubu mu? Yoksa değişikliğe ihtiyaç var mı? Kadronun doğru kurgulandığını, doğru planlandığını düşünüyor musunuz? Ben ona bir kere inanmıyorum. Yani doğru olduğunu inanmıyorum. Yani daha iyi oyuncular alınabilirdi. Veyahut da güzel bir kadro yapılabilirdi. Diyorum ya, sezon başı geldiğimiz zaman ben farklı bir şekilde düşünüyorum. O zaman daha iyi bir şekilde bir kadro yapabilirdik yani. Her türlü.
Ve bu takım tabii ki yapacağımız takım da %100 yukarıya gidecek bir takım olurdu. Çünkü burası Beşiktaş Kulübü. Burada da her türlü oyuncuyu alma şansınız oluyor. Onun için onu da biz iyi şekilde değerlendirip ekibimizle beraber çok daha iyi şeyler yapılabilirdi yani burada. Buyurun. İyi akşamlar hocam. Devrim Zengi Beyaz TV. Genel kanı hocam, Beşiktaş'ın bugün son yıllardaki en kötü futbolda oynadığı. Size göre bu bir kadro ile ilgili bir sorun mu? Kadro kalitesiyle ilgili bir sorun mu? Sakatlıklar mı? Ve Beşiktaş bugün itibariyle yarışın içinde mi hala? Şimdi bir kere ne olursa olsun Beşiktaş'ın hedefi bitmez. Yani bir sürü hedef olur. Türkiye Kupası olur, ligde ikinci, üçüncü veyahut da birincilikte olur. Bir güzel bir seri yakalarsanız yani. Yani bizim şimdi tabii ki yönetim benden rapor istiyor. Ben ilk önce geldiklerini rapor istediklerini ben dedim ki ben gelin daha bir hafta oldu yani takımı bile tanımıyorum dedim. İstediğim raporu veremedim ama şu anda bu maçı tabii ki seyrettiler. Raporla ilgili seyrettiler. Orada şeyleri zaten biliyorsunuz yani futbolun içinden arkadaşlarımız da var. Onlar da gördüler. Mutlaka belli bir tedbir kesinlikle alınacak yani. Eksikleri alınacak. Yapmamız gereken şeyler yapılacak. Ondan sonra da çok daha iyi bir yere gelecek. Ama ben hedef dediğin zaman önünüzde yine de ligde de olsun Türkiye Kupası da olsun. Bunların ikisi de hedeftir. Yani bunlara da almak gerekiyor. Hocam kısa iki soru soracağım. Bir tanesi şu. Gördüğümüz kadarıyla son 3 maçta Chamberlain oyunu değiştirmeye yönelik hamleleri var ve dikine top oynuyor. Ancak takım ona uyum sağlayamıyor gibi görünüyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Bir de radikal karar almayı kadro dışı bırakmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Herhangi futbolcu grubunda böyle ahengi bozan birisi var mı? Ya zaten oyuncu istediğimiz gibi olmadığı için sıkıntıları yaşıyoruz. Yani eksik oldukları için sıkıntı yaşıyoruz. Yani bizim bana göre Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden bir tanesi Rozi ama yok. Bir tane sol bekine bakarsan Musa Ko yok. Yani bunlar yok. Şimdi bunlar olunmayınca tabii ki bugün mesela en son Omar sakatlandı. Yani maçtan bir gün önce sakatlandı yani Omar. Yapacak bir şeyimiz de yok yani. Şimdi kadro dışı ayrı bir şey. Biz onu zaten konuşacağız. Samet abi olsun, Feyyaz Hoca olsun beraber. Ondan sonra ona göre bir karar verilecek. Ama kadro dışı diye bir şey düşünmüyoruz. Yani bizim normalinde baktığınızda bu oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Biz de onlara uğraşıyoruz zaten. Kazanmak için uğraşıyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani mutlaka her oyuncu şey değil. Dediğiniz gibi de Alex bizden önce de oynadı. Şimdi de gayet iyi oynuyor. İyi de oyuncu. Tabii ama bazı arkadaşlarım maalesef tabii ki bazılarından da memnun değiliz yani. Atakan Bey. Hocam geçmiş olsun. Abubakar'ı ilk 11'de oynatmadınız. Oyuna sonradan dahil ettiniz. Performansından mı memnun değilsiniz yoksa fiziksel olarak mı hazır görmediniz? Bunun sebebini soracağım. Bir de hocam özellikle ikili mücadelelerde bazı oyuncuların çıktığı alanda fiziksel yetersizliklerini gördük. Mesela Ferdi, Muleka ile onun dışında Gezal'la yaptığı ikili mücadeleler, Osayi'nin Rebic'le ve diğer oyuncularla. Yani bu fiziksel olarak Beşiktaş ilerleyen seviyelerde performansını arttıracak mı? Çünkü bir de Türkiye Kupası var. İlk sorusu neydi? Abubakar. Şimdi şöyle, Abubakar'la ilgili... Biz Abubakar'la ilgili şöyle, geçen maçımız, Ankara Gücü maçımız. Biz şöyle bir hiç istemediğim bir şeyde oynadık biz mesela bir iki maçımızı. Sağda Cenk, ortada Abubakar, solda Mülaka. Yani bu bize bir şey getirmiyor. Yani bizim böyle çok süratli, çabuk bir adamımız yok onları oynattığın zaman. Yani biz de mecburen sol açığımız veyahut da bir sıkıntımız olduğu zaman Mülaka'yı kullanabiliyoruz kanatta. O zaman bir hamle oyuncumuz kalmıyor. Bak bugünkü mesela kadroya baktığınızda bir hamle yapacak bir oyuncu yok doğru dürüst. Yani böyle şey olarak yani ofans olarak. Biz de dedik ilk mesela Ankara Gücü maçında orada Cenk'i tuttum ben hamle oyuncusu olarak. Ve Cenk maça girdi ikinci yarı gerçekten iyi oynadı. Ve
maçı da iyi bitirdik sayılır. İyi değil de iyi bitirdik sayılır. Yani ondan sonra buraya geldik. Burada da dedim ki Abubakar'la konuştuk. Dedim böyle böyle Cenk'i direkt başlatıyoruz. Sizi de hamle oyuncusu olarak tutuyoruz. Yok elimizde oyuncu yok. Yani ofans oyuncusu yok. O yüzden de öyle tuttuk. Kendisiyle de konuştum. Abubakar'la da. Dedim ki bak kadroda şey yok. Ofans oyuncumuz yok. Bir Semih var işte. Dedim ki bir de Raşit var. Raşit de daha yeni sakatlıktan yeni çıktı. 2 gün önce çıktı. Yani dedik seni mecburen böyle kullanacağız dedik. Böyle kullandık yani. Bir şeyi yok, bir sıkıntısı yok yani. Buyurun hanımefendi size devam edelim. Teşekkürler. Tuğba Acıbayramoğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Hocam şöyle bir 30 yıl kadar geriye gidelim. Herhalde son 30 senede tek isabetli şutlu bir derbi maçı olmamıştır Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı. Bunu sadece sakatlığa bağlamak doğru mu? Nasıl? Tek isabetli şut var maç istatistiklerine baktığınızda. Yani bunu sadece sakatlığa mı bağlayacağız Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde? Ben lafımı önce söylerken böyle söylüyorsunuz dedim arkadaşlara, ya yazıyorlar çiziyorlar da sakat olayını ona bağla ama sizin elinizde malzeme olmazsa bir şey yapamazsınız. Arkadaşlar sakatsa, sağ beki sol bek oynatıyorsunuz. Ne bileyim başka bir yerde arkadaşımız yok, onu başka türlü oynatıyorsunuz. O zaman istediğiniz şeyi yapamazsınız. Yani sakat olunca veyahut da oyuncu yoksa. Şimdi ilk soruyu bana soran arkadaşımız söyledi. Dedi ki yukarıdan izlediğinizle dedi aşağıda izlediğiniz aynı mıydı dedi. Benim maçları seyrederek ben de değil dedim. 10 tane adam sakat. Yani o zaman sakat olduğu zaman istediğin bir kadroyu kurma şansın olmaz yani. O yüzden yani ben onu mazeret görmüyorum zaten. Ben zorluklarla, ben her yerde zorluklarla öyle antrenörlük yaptım. Ben Sivas'ta 7 yıl çalıştım. Her türlü sıkıntılar vardı. Bunun daha misli sıkıntılar vardı. Biz onların hepsini düzeltiyorduk. Ama şimdi zaman lazım. Ben şimdi benim daha burada bir ayım bile dolmadı yani. Ben 4 tane lig maçı oynadım. Bunun 3 tanesi, ikisi 2 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Yani o yüzden bir zaman da lazım. Onların düzelmesi lazım. İşte buranın en iyi futbolcularından bir tanesi Raşit'ti yani. Ama sakat. Mesela Milot sakat. Yani milli takıma gitti. Ben adamla bir daha hiç antrenman yapmadım. Sakat. Anladın mı? Onlar olmayınca tabii ki bazı sıkıntıları yaşıyorsun. Biraz önce söyledim. Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri senin. Ama adam sakat. Yani. Şimdi biz sakatlık, bir daha söyleyeyim. Ben sakatlık işine girmek istemiyorum. Çünkü o benim işim değil. Doktorların işi. Onların konuşacağı şeyler. Onlar. Ama siz sorduğunuz için de cevap vermek zorunda kaldık yani. Baş. Toparlayacak, çalışacak, toparlanacak. Yani önce krizi çözeceksin. Kriz neymiş? Onu çözeceksin. Ondan sonra da toparlayacaksın. Başka sorusu olan var mı? Sizin sorunuzu da bitirelim. Buyurun. Takvim.com.tr'e Görkem Avgündüz. Hocam Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı lig maçını da statta takip etmiştiniz. Bugün Fenerbahçe yine benzer bir oyun oynadı Beşiktaş'a karşı. Hangi noktalarda Fenerbahçe'yi durdurmakta başarısız oldunuz? Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle, benim bugün en çok üzüldüğüm şey maçta en çok üzüldüğüm şey çıkarken top kaptırmak. Yani kontrataklara çok yakalandık. Üst üste de kaybettik topları. Yani çıkarken özellikle de söylediğim şeylerden bir tanesi. Ben ona çok üzüldüm. Yani onu yapmamamız gerekiyordu. Tabii ki seyrettiğim maçta da Fenerbahçe'nin özelliklerini tabii biliyoruz. Orada da seyrettikten sonra da çok iyi bir defans çok iyi forvetleri var önde. Ve biz de Necip'i bilerek ön libero oynattık orada. Yani oradaki tehlikeyi keselim diye, forvet arkasını keselim diye. Öyle yani. Sadece Kartal Yiğit'in son bir sorusu var sanırım. Kartal abi seninle bitirelim. Tamam. Hocam geçmiş olsun öncelikle. Siz Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynayarak efsane oldunuz. Altyapıdan çıktınız. Şimdi bir büyük bir mucize olmazsa Beşiktaş şampiyonluk yarışından koptu. Büyük bir mucize olmazsa. Bundan sonra eldeki kadroya da bakarak hem bazılarına mesaj vermek için bazı oyunculara
altyapıdan daha çok oyuncu oynatmayı düşünüyor musunuz? Çünkü Beşiktaş taraftarı her zaman altyapıdan gelen oyunculara bir kredi açmıştır. Böyle bir şey görecek mi Beşiktaş taraftarı? Şimdi ona basit cevap vereyim. Ben de altyapıdan geldim zaten ve ben altyapıda ne kadar iyi oyuncu varsa hepsi geliyor bizle antrenmanlara çıkıyor. Mesela örneğin hazırlık maçı yaptık en son Sakaryaspor'la. 7-8 tane oyuncu götürdük, orada da oynattık. Yani o yüzden bir şeyimiz yok. Yani bir sıkıntımız yok. Yani öyle iyi olduktan sonra biz arkadaşlarımızın hepsini alırız. Yani bir problem yok. Hocam, teşekkür ederiz hocam. Basın toplantımız sona ermiştir.